Hafta içi her gün olduğu gibi sırada yine Amerikan basınından özetler var. Manşetlerdeki gündem maddelerini Pınar Sayar Kızılçalı özetliyor. Amerikan basını Meksika-Amerika sınırında yaşanan göçmenlik kriziyle ilgili tartışmaları aktarmaya bugün de devam ediyor. Washington Post, Başkan Trump'ın Amerikan kamuoyunda adeta infial yaratan kaçak göçmen ailelerin sınırda çocuklarından zorla ayrılması uygulamasını durdurma kararı aldığını yazıyor. Gazete Trump'ın günlerdir hukuki olarak hiçbir adım atmayacağını söylemesine ve Demokrat Parti'yi suçlamasına rağmen dün İç Güvenlik Bakanı Kirsten Nielsen ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'le Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamesiyle uygulamayı durdurduğunu bildiriyor. Habere göre danışmanlarının uygulamayı şiddetle savunmaya devam etmesine rağmen Trump'ın ani bir başkanlık kararnamesi çıkarmasında yüzlerce çocuğun sınırda ailelerinden koparılıp kafeslere konulmasını gösteren görüntülerin tüm dünyada büyük tepki çekmesi etkili oldu. Ancak ailelerinden ayrılan 2300 kadar çocuğun ailelerine ne zaman ve hangi şartlar altında teslim edileceği net değil. Habere göre Trump Cumhuriyetçi partililerle yaptığı özel bir görüşmede çocukların ailelerinden koparılmasının yarattığı görüntülerin parti için hiç hoş olmadığını söyledi. Ancak Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Beyaz Saray Avukatı Donald McCann kararnamenin sorunu çözmeyeceği, sorunu çözme yükümlülüğünün kongreye bırakılması gerektiği konusunda ısrar etti. First Lady Melania Trump, başkanın kızı Ivanka Trump ve danışmanlarından Kellyanne Conway'in uygulamaya derhal son verilmesi gerektiği konusundaki ısrarı ise başkanın diğer danışmanlarını arka planda bıraktı. Gazete ilk kararname metninde bazı yazı hataları olduğunu, bunun da kararnamenin alelacele kaleme alındığını gösterdiğini bildiriyor. New York Times'a e Başkan Trump'ın karşı karşıya kaldığı olağanüstü baskılara sonunda boyun eğip kaçak aileleri çocuklarından ayırma uygulamasını durdurduğunu ancak kararnamenin ailelerinden şimdiye kadar ayrılan 2300 çocuğun durumunun ne olacağına ilişkin hiçbir açıklık getirmediğini yazıyor. Trump'ın 4 sayfalık kararname metnine göre kaçak ailelerin davaları göçmenlik mahkemelerinde devam ederken çocuklar aileleriyle birlikte kalacak. Ancak kararname ailelerin nerede tutulacağı meselesine açıklık getirmiyor. 1997'de getirilen bir yasa uyarınca sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanan çocuklar aileleriyle birlikte olsalar bile 20 günden uzun süre gözaltında tutulamıyor. Gazete Trump yönetiminin kaçak aileleri 20 günden uzun süre gözaltında tutmaya çalışması durumunda çok ciddi bir hukuk krizinin patlak vereceği uyarısında bulunuyor. Gazete ayrıca sınır eyaletlerinde yaşayan Cumhuriyetçi seçmenlerin kaçak göçmen çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasına razı olmakta zorlandıklarını ancak Meksika'dan gelen kaçak göç dalgası karşısında büyük öfke duymaktan da geri kalmadıklarını yazıyor. Gazetenin Teksas eyaletinde görüştüğü bazı seçmenler kaçak ailelerin çocuklarından ayrılmasına gösterilen tepki kadar sınırı kaçak geçenlere de tepki gösterilmesi gerektiği görüşünde. Hatta kimi seçmenler sınırda gözaltına alınan kaçakların örneğin köpek kulübelerine kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor ve bu insanlara kötü davranılmadığına inanıyor. Muhafazakar cumhuriyetçi seçmenler ayrıca kaçak çocukların içine düşürüldüğü durumun tek sorumlusunun aileleri olduğunu savunuyor. Kimileri ise Amerika'nın Almanya gibi bir göç mıknatısı haline gelmesini kesinlikle istemediklerini söylüyor gazeteye göre Cumhuriyetçi Parti kaçak göçmenlere hiç sempati duymayan, katı ve muhafazakar seçmenlerin desteğini kaybetmemeye çalışırken bir yandan da Trump'ın Latin kökenliler hakkındaki ürkünç söylemlerinden rahatsız olan ılımlı Cumhuriyetçileri kazanmaya çabalıyor. Gerek Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, gerekse strateji uzmanları Trump'ın sıfır tolerans politikasının ülke ekonomisinin tam da iyiye gittiği ve partinin bundan kendine pay çıkarmak istediği bir dönemde siyasi bir kriz yarattığına inanıyor. Cumhuriyetçiler ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte %5'e yaklaşmasının öne çıkarılması ve bundan siyasi kazanç sağlanması gerekirken sınırdaki göçmen kriziyle Kasım'daki kongre ara seçimleri öncesinde demokratların eline ciddi bir koz verildiğine inanıyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Amerikanın sesi.com adresinden de takip edebilirsiniz.